Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Zölümü Hastanesi'nin katkıları hazırlanan videomuza hoş geldiniz. var demişken benim Golvar'daki son köşe yazım okudunuz mu bilmiyorum ama orada Beşiktaş 1 Fenerbahçe 3 tarihi rezaleti Fenerbahçe'nin evladı engelledi diye bir yazım var. Bazı kesitleri okumak istiyorum. Fenerbahçe son sürat yoluna devam ederken bu takım yenilmez sözleri varken Salın Fenerbahçe'yi Premier Lig'de oynasın sözleri dahi konuşulurken Sakatlık adlı terör örgütü yine Fenerbahçe'yi hedef almıştı. Üstelik 5-0 kazanılan Pendik Spor maçında kaldı ki o maçın da aslında tartışması çokken, Derken Fenerbahçe sakatlıklarla çıktığı derbi normalde derbi aynı şehrin takımlarının maçıdır. Ancak bizde büyük maç anlamda kullanılıyor. Evinde 3-2 kaybedince moraller yerle bir olmuştu. Avrupa'ya moralsiz çıkan Fenerbahçe oradan da 2-0'lık mağlubiyet alınca gruptan güle oynaya çıkarız modu aktifti çünkü. Gözler Adana Galatasaray Demir Spor maçına çevrilmişti. O maçta da güzel oyun vardı ancak hakemlerin vermediği kartlar maçın kaderini etkiledi ve toparlanacak Fenerbahçe biraz kıpırdansa da kötü bir hale büründü. <laughs> Karagümrük maçı evde 2-1 kazanıldı ama etkisi sıfır gibiydi. Ardından ise hiç hatırlamak istemediğimiz o şok mağlubiyet. Derken ardından hazırlıklar yapıldı ve Sivas Spor maçında yine yeni yeniden özlenen Fenerbahçe sahadaydı. Maç 4-1 kazanıldı ama daha da farklı olabilecek bir skor vardı ortada. Ancak gözler Beşiktaş maçındaydı. Zira Fenerbahçe'nin üstüne geçen yıl... Jorge Jesus sayesinde çökmüş olan derbi laneti vardı. Üstelik mutlaka favori denilen maçlar kaybedilmiş. Rakip 10 kişi kalmış ve Fenerbahçe öndeyken yine o maçlar kaybedilmişti. Kısacası Fenerbahçe taraftarının derbi inancı yoktu. İyi de bu sefer Beşiktaş'ta sakatlar var. Onu olacak diyenleri duyar gibiyim ama dediğim gibi 10 kişi kalmış rakip. Fenerbahçe önde ve kendi sahamızda kaybettiğimiz maç oldu diyorum. Size sakatların hani ne önemi var? Üstelik tıkır tıkır işleyen stoper ikilisi Bekao Cicu da sakatken. Ciku her ne kadar iyileşmiş olsa da 42 gün sakat bir oyuncu dönünce bıraktığı yerden devam edemez. Bunu Fred yaptı Sivas Spor maçında ama dikkat edin Beşiktaş maçında o kadar etkili değildi Fred. Neyse bütün bunları göz önünde bulundurun ve öyle düşünün istedim öncelikle diye söze başladım arkadaşlar. Yazının geri kalanı için golvar.com'da okuyabilirsiniz. Ee, yani mesela maça dair maçın özetini izleyenler olan bunlar taraflı şey yapmış olabilirler. Hani taraflı özet yapmış olabilirler cümlelerim var. Hani Anadolu Hoca ister Rıza Çalınbay'ın Anadolu Hoca'sı kafası değil. Hani bekle topu kap kontrolü açık zaman geçir dakika çal felsefesi. İster bunca sakatı var afalladı deyin. İster haddini bilen çakal felsefesi deyin. ne derseniz deyin. Ha bu arada utançtan yere dibine girmesi, girmesi gereken bir hakem yönetimi. Bunu da zaten söylüyorum. Hani kırmızılar şunlar bunlar. Kısacası dominant bir oyunda Ciku'nun yumurtlaması. Samet'in hatası. Aa, ha, şunu da söyleyeyim. Pası veremeyen Crespo'nun da hatası. Birçok arkadaşım sürekli uyarıyor hocam. Crespo'yu niye koruma kalılama kalıttın alıttın? Ya arkadaşım yani bir kurban aramıyorum. Ben orada olayı kısaca anlatmaya çalışıyorum. O yüzden değinmedim. Haliba Koş doğru köşe inmesine rağmen 7'yi penaltı. Fenerbahçe maçı 3-1 kazandı. 5-6-7-8'e gidebilecek maç 3-1'de kaldı. Şimdi Fenerbahçe taraftarı özgüven arkasına aldı. 2'de 2 yaparak yoluna devam etmek inşallah düşüncemiz ve Kayseri Galatasaray maçlarında kazanıp 5'te 5 yapmak inşallah. Allah'ın bize lütfu olur bunu sağ, yani bu olursa da birçok kişi gariban sevindirecektir. Şunu söyleyeyim. E, hani Galatasaray'dan giden bazı oyuncular sanki ciddi bir borcu kalmış gibi pe, pe, hani performanslar gösteriyorlar ya da göstermiyorlar. Özellikle Adana Galatasaray Demirspor maçında bazı oyuncular hani göz göre göre insanı çileden çıkara çıkara bunu yaparlarken derbi maçta farkı engelleyen Fenerbahçe altyapısına çıkan ve tabiri caizse Fenerbahçe'nin evladı olan Mert Günok. Tam da Fenerbahçe ahlakına, şerefine yakışır bir şekilde ölümünü oynadı ve farkın açılmasını engelledi. Ha, o da bilirdi elini çekmeyi, gol pozisyonunda kararsız kaldım diyerek çıkmamayı ya da kırmızı kart görmeyi. Ama o Fenerbahçe'nin ekmeğini yedi, başka takımların değil. O yüzden bunu yapmadı, yapmaz da. Maçta ölümünü oynayacak Tosun da Fenerbahçeli mesela. Oyna sonradan gelen Uçan da Fenerbahçe'nin ekmeğini yedi. Hepsine de teşekkürler Fenerbahçeli gibi hareket ettikleri için. Ya da Fenerbahçe'nin ekmeğini yiyip ihanet etmedikleri için. Hani eğer başka takımla gibi hareket etseler de 8-1, 9-1, 10-1 falan konuşuyorduk. ve Fenerbahçe'den giden hiçbir futbolcu kimse istemezdi. Bence artık Galatasaray'ın da istememesi. Yani Galatasaraylı futbolcuları da e, şüpheli yaklaşmaları lazım. Ama o onların bileceği iş. Köşe yazılarının tamamı golvar.com'da arkadaşlar. Aynı zamanda doğruya bir beğeni şu unutmayın. İsmail Kartal'dan öğrencilerine size şampiyonluk yakışır. Şimdi Fenerbahçe 3-1 mağlup etti. Bu arada Fenerbahçe YouTube'da muhteşem bir video var. Herkese açık paylaşmışlar. Ben sadece katılabileceği zannediyordum. Çok zekice olmuş. Orada bir müzik var. Aklıma şey getirdi. Şampiyonluk yarınlara kaldı. Gördün mü Kartal? E, maçın sonucunu gibi bir şey vardı. Şimdi İsmail Kartal'ın soyunma odasındaki sözleri de ortaya çıkmış. Ne konuştuysak onu uyguladınız. Size şampiyonluklar yakışır. Size şampiyonluk yakışır dedi öğrenilmiş. Yani 4-1'lik Sivas galibiyeti, 3-1'lik Beşiktaş galibiyeti, inşallah Perşembe günü 6-0'lık Tırnava galibiyeti, inşallah hafta sonu 7-0'lık Konya galibiyeti, sonra 8-0'lık Kayseri, sonra 9-0'lık Galatasaray, sonra 10-0'lık Tekrar Galatasaray galibiyetiyle taşlanır. İsmail Kartal futbolculara hepinizle gurur duyuyorum. Hafta boyunca Samandıra'da neyi konuştuysak, neyi çalıştıysak hepsini uyguladınız. Son yıllarda şahit olunmayan bir değerli bir performans sergilediniz. Çok daha farklı bir galibiyet. Alabilirdik ama önemli olan buradan kazanıp dönmekti. Sizlere bu oyuncu grubuna şampiyonluk yakışır. Hedeflerimize emin adımlara yürümeye devam edeceğiz. Bir günlük tatil hak ettiniz Avrupa'da. Ee, zaferle devam edelim demiş. Peki bu oyun Galatasaray'ı yenmeye yeter mi? Güzel bir soru değil mi arkadaşlar? Bence çok güzel bir soru. Bu oyun Galatasaray'ı yenmeye yeter mi? Şimdi önce bunu düşünelim. Şimdi Fenerbahçe'ye Dolmabahçe'de zaferi getiren 5 madde var. Bakın Danimarka'da 6 gol yiyen takım 4 günde ayağa kalktı. Önce Sivas sonra derbi de şov. Şimdi zaferin mimarı tabii ki de İsmail Kartal. Takımı nasıl yönetti, nasıl yaptı, nasıl etti? Şimdi Pendik maçından sonra kabus gibi bir süreç yaşadım Fenerbahçe. Sezonu 19'da 19'da başlayan şahane bir açılış yapan. Hani e, belki de bu açılış bir daha kıyamete kadar tekrarlanamayacak. Öyle bir açılış yapan Fenerbahçe. Pendik maçından sonraki 26 günde kabus gibi bir süreç. Önce Pendik maçı Fred Bekao Cikut sakatlandı. 3 kilit isim. Trabzonspor da sezonun ilk mağlubiyeti geldi. Ee, ve 26 maçlık üstünlük sona erdi. Devamlar Dogores, Hüsran, Adana Demir beraberliği falan filan. Şimdi üzülmeye zaman yok. 6-1 kaybeden bir takım 4 gün sonra Sivas maçına çıkıyor. Dibe vuran takım travmaya atlattı. Şimdi hep söylediğimiz cümleyi tekrar edelim. Büyük takımın hocası büyük kararlar alır. Ve büyük zamanlarda daha doğrusu büyümesi gereken zamanlarda ortaya çıkar ve büyür. İsmail Kartal bunu yaptı. Öyle değil mi? Yani Sivas maçı, Beşiktaş deplasmanı. Şimdi açık söyleyeyim. Haftalar öncesine gidelim. Geriye gidelim. Dediler ki size Trabzon evde yeneceğiz. 3-1. Beşiktaş'a deplasmanda 3-2 yenileceğiz. Bak. Bak. iyi dinle. İyi dinle. Adana deplasmanında da beraberlik ayrılacağız. Kuracağınız ilk cümle şu olur. Galatasaray puan kaybederse vallahi kabul dersiniz. Yemin ediyorum bak çoğunuz kabul dersiniz. Harbi söylüyorum kabul dersiniz. Çünkü Beşiktaş deplasman daha orada ligde adamların derbi mağlubiyeti yok falan dersin. Şu dersin bu dersin. İşte Fenerbahçe bence telafiler. Şimdi ben şuna da dikkat ederim. Fenerbahçe Beşiktaş'ta Beşiktaş deplasmanı yendi diye Galatasaray'da o deplasmana gideceklerim. Kendi kendime mesela matematiğini çıkarırım. Gittiğimiz deplasmanların matematiğini çıkarırım. Hani Ankara gücü deplasmanı. Galatasaray o deplasmandan çıkabilir mi falan derim. Biz kazandık ama onlar kazanabilir mi? Bunları düşünerek hareket ederim. Şimdi 5 madde. 1. Çalınmayı ve rakibi çok iyi analiz ettiler diyor. Rıza Çalınmayı, Beştaş'ı Fenerbahçe güzel analiz etmiş. Zaten İsmail Kartal'ın özelliği bu. 2. Ön alan baskısı Beştaş'a nefes aldırmadı. Beştaş'a şut imkanı tanınmadı. Baskı planlandı. Doğru yapıldı. 110 dakikada sadece 4 şut çekti. Yani <laughs> Fenerbahçe 21 şutla tamamladı. 3. madde. Rakip sadece 9 kez ceza sahasına girdi. Yani Hafta boyunca takım halinde savunma antrenmanı bu teşhis tuttu. 90 dakika boyunca Fenerbahçe bunu yaptı. 4 beklerin üzerine baskı sonuç getirdi ki Beşiktaş'ın zaaflarından biri de önde kaptırdıkları toplar sonrasında arkada verdikleri boşluklar olduğu tespit edildi. Beşiktaş'ın iki bekinin aynı anda hücuma çıkmasının hem avantaj hem de ceza olduğu anlatıldı. Ve son olarak da Kartal'ın hatalarına göre set çizildi. Ee, ve İsmail Kartal dersine iyi çalıştı. Sezonun başından beri bunu söylüyorum. İsmail Kartal'a ben güveniyorum. Sebebi de şu İsmail Kartal bu ligin en iyi analiz uzmanlarından biridir diye defalarca söylüyorum. Ve bu sözümün de arkasındayım. Yani İsmail Kartal'ı beğenmeyenlere de ben bu tezi savunarak İsmail Kartal'ı anlatıyorum. Diyorum ki bak adamın çok güzel analizleri var. Analiz aslında maçı kazanmanın yarısından fazlasıdır. Rakibin zaafını bil. Ne yapacağını bil. Çıkaracağın kadroyu doğru teşhis et. Değişiklikleri doğru zamanda yap. Fizik, kondisyon, taktik antrenmanlarını iyi yap. Malı götürürsün zaten. Yani Şimdi atıyorum kafadan Galatasaray'ın bir tane hata şey olsun. Defosu olsun. Oradan vurup 3-0 ilk maçı kazandın. Sadece bir yerden vurdun. İkinci maçta da aynı yerden vurdu 3-0 kazandın. Hiçbir Allah'ın kulu televizyona çıkıp da iyi de kardeşim Fenerbahçe iki maçta altı gol attı ama altısı da aynı gol. Böyle gol mü olur? Demez. Bunu diyorsa zaten beyin errordur. Beyin deparatarak uzaklaşmıştır. Beyin yoktur orada. Orada sadece hücre hani hücre bile yoktur. Anlatabiliyor muyum? seni 3-0 orada yen. 3-0 süper kupada yen. Hem kupayı al hem psikolojik olarak mahvet, parçala, perişan et. Değil geç. Hem de bir dangalağın biri çıksın. Salağın biri çıksın. Desin ki işte bunlar desin. Ya 6 tane gol attı 2 maçta ama hepsi de aynı taktikle. Hiç önemi var mı? 6 golün 6'sı duran toptan olsun. Önemi var mı? Yok. Arkadaş. Rakibi çözdün bir de iş biter. Fenerbahçe'nin attığı gole. Biri penaltıdan. Umrunuzda mı? Şimanski'nin iki gelişine vurdu köşeye gitti. Umrunuzda mı? Tad işte soldan yüklendik. arapasa attı. Ceko gol attı. Umrunuzda mı? Yok. Sonuç bu. Şimdi Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın altı kahramanı var. Tabii ki de takımın hepsi kahraman ama özellikle altı isim. Kim? Bir numaraya kimi koyarsınız? Hocam Ceko, Tadiç, Şimanski. Bir numara dedim lan. Hocam iyi de bunları koymazsan ya bir numarayı yemişim. Bunlar kesinlikle olur. Ceko, Tadiç, Şimanski. İrfan Can Kahveci. Fred, Ferdi Kadıoğlu. Bence bu altısı gerçekten çok iyi. 4 futbolcu 46 gole katkısı vardı hatırlarsanız söylemiştim. Ferdi de bu arada 21 maç 1 gol 3 asist. Fred de 16 maçta 5 asisti var arkadaşlar. Sessiz sessiz oradan sinsiz sinsi hareket ediyor. Ceko'nun 21 gol katkısı 14 gol 7 asist. Tadic 18 gol katkısı. Şimanski 21 gol katkısı. İrfancan 16 gol katkısı. Ferdi 4. Fred 5 gol katkısı. Ama şunu bir, şu bir gerçek. Fenerbahçe'yi küllerinden doğmasına sebep olan da yine İsmail Kartal. Evet değişikliklerin zamanlamasını ben de eleştiriyorum. Ben de geç buluyorum. Hocam Beşiktaş maçında erkenden Emre Mor'u alsaydı, Cengiz alsaydı fark açılırdı. 8 olurdu, 9 olurdu. Tam tersini düşünün. Kaptırdığın toplarla orada savunma yapmayan bu kanat oyuncularıyla gol yesen, rakip farkı açsa, oradan maçı versen adın ne olurdu? Loser İsmail olurdu. Şimdi winner İsmail. Yani kaybeden İsmail olacağına kazanan İsmail oldu. Ve Fenerbahçe'nin eli çok güçlendi. Bakın bu maçtaki hakem skandalı yeryüzünde yoktur. Ya Fenerbahçe TFF'ye bir mektup gönderdi ve bu mektubu açıkladı. Birçok arkadaşım şunu söylüyor. Hocam ya Allah'ını seversen kimi kime şikayet ediyorsun? Bak arkadaşlar şunu asla ve asla ve asla unutmayın. Haklı olduğunuzu ispat etmek için haksız duruma düşebilirsiniz haklı olduğunuz yüzde bir milyon haklı olduğunuz konuda tavrınız üslubunuz sizi direkt yüzde yüz haksız konuma düşürebilir. Bunu hayatınızda illaki yaşamışsınızdır. Ben çok gördüm bunu. Ya yüzde yüz biz haklıyız ama yapacağım bir paylaşım. Mesela Fenerbahçe Beşiktaş maçına hakem tarafından doğru doğrandı mı? Doğrandı. kısa dese ki Atilla Kara olan senin gelmişini geçmişini diye paylaşım atsa kim suçlu? 90 dakika unutuldu. Hakem kararları unutuldu. Rezalet unutuldu. Her şey unutuldu. Fenerbahçe suçlu. Fenerbahçe'de suçlu olmamak adına çok güzel bir strateji belirledi. Ha işe yarar yaramaz ben onu bilemem. Bir yere kadar artık rakipler de utanıp ya da federasyon da utanıp ulan tamam adamların da bayağı hakkını yiyoruz şimdi Allah var. Oğlum bu heriflerin de bu kadar hakkını yemeye gelmez. Bu bize ters teper demeye geldi. Şu anda bak Fenerbahçe'nin şu politikası ne yapıyor biliyor musun? Yanına takımları çekiyor. Ya yarın bir gün belki de hiç beklemediğiniz bir takım atıyorum kafadan Sivas Spor çıkacak diyecek ki arkadaş haftalardır Fener'in hakkını yiyoruz yeter lan diyecek. Olur mu? Var mı böyle bir şeyin imkanı? Bence var. Da düşünsene bak Sivas Spor'un çıkıp da resmi istesinden açıklama yaptığını düşünün. Yeter olan ya da Trabzonspor'un açıklama yaptığını düşünün. Ulan Allahsızlar yazdığını düşünün mesela. Ulan Allahsızlar Bugün Fener'in bu kadar hakkını yiyorsunuz, yarın da bizim yiyeceksiniz. Yemeyin ulan hakkını, bırakın kim hak ediyorsa o şampiyon olsun dediğini düşünün bir. İş buraya doğru gidiyor ha, ben size söyleyeyim. Eminim şu an birçok kişi gülüyordur, hocam böyle bir şey olmaz, imkanı yok diyordur. Ama görün bakın adalet, herkes için adalet, sadece Fenerbahçe için değil. Yani herkes için adalet, aklını kullanan herkes için adalet, hiç belli olmaz bu işler. Hatırlıyor musunuz? Şöyle bir parmak sallandı Beşiktaş tadında. Beşiktaş başkanına böyle bir parmak sallandı. Beşiktaş camiasına. Değerli yani bir de ben Allah şahidim. Maça çıkmadan şöyle bir cümle geçirdim içimde. Dedim ki ulan hakemler Beşiktaş'ı doğrayacak. Bir, parmak sallamanın raconunu kesmiş olacak. İki, diyecekler ki bak Fener hakemle yürüyor. Üç, Fenerbahçe'yi hakemle kazandırdık imajı verip sonraki maçlarda Fenerbahçe'nin aleyhine olacak diye. Şu anda size bir şey söyleyeyim. Anadolu takımlarına, taraftarlarına soruyorum. Kim hakemle kullanıyor? Herkes artık Galatasaray demeye başladı. Artık maymun gözünü açtı tabiri var ya, artık herkes gözünü açtı. Fenerbahçe hangi mektubu göndermiş? Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilen mektubun detaylarına dair bir yazı paylaştı. Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilen mektubun detaylarına dair bir açıklamada bulunmuş. Yapılan açıklama 2018-2019 sezonu Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Çaykur Rizespor Galatasaray maçının hakemi Serkan Çınar'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar hakkında bulunmuş ee, ve bazı şeyler var. Ben direkt açıklama okuyayım. Siz karar verin. İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama. 4 Aralık 2023 tarihinde Sky Sport kanalında yayınlanan YouTube programında eski Süper Lig hakemi Serkan Çınar Türk hakemliğine ilişkin özenle soruşturulması gereken bir takım açıklamalarda bulunmuştur. Serkan Çınar 2018 19 sezonu Süper Lig'in 32. haftasında görev aldığı galatasaray Rizespor müsabakasını atıfta bulunarak, müsabaka esnasında VAR ile arasında geçen diyalogları ve devamında yaşananları açıklayarak yalnızca bir örnekle Türk hakemliğine ilişkin kronik sorunu bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır. Serkan Çınar görev yaptığı müsabaka esnasında VAR tarafından penaltı incelemesi için çağrıldığını ve kendisine izletilen görüntüler ile yayına verilen görüntülerin farklı olduğunu açıklamıştır. Serkan Çınar'ın müsabaka gözlemcisiyle Maç sonunda yaptığı rutin değerlendirme toplantısında aralarında geçen konuşmaya ilişkin ilgili röportajda Serkan Çınar'ın sarf ettiği aşağıdaki cümle her şeyi tüm gerçekliğiyle ortaya koymaktadır. Evet hocam bu görüntü gösterildi bana dedim. Tamam hocam haklısın dedi. Ama dışarısı kaynıyor ama vardaki kendilerini kurtarmak için muhtemelen ikili ilişkilerini kullanarak kamuoyuna basına bu şekilde ilettikleri için gözlemci aradım bana şu görüntüyü atar mısınız hakemliğim bitecek. En azından insanlara derdimi anlatabileyim dedim. Atamam Serkan'cığım benim de başım yanar dediler. Söz konusu müsabakanın var hakemleri incelendiğinde kulübümüzce yapılan birden çok müracaata konu edilen hakemler ile aynı isimler olduğu görülmektedir. Serkan açıklamalarından müsabaka hakemlerinin var odasındaki hakemler tarafından manipüle edilerek nasıl müsabaka sonucuna etki ettiği tüm detaylarıyla anlaşılmaktadır. Her müracaatımızda ısrarla bahsettiğimiz üzere Türk hakemliğini kendi çıkarları lehine kullanan ve ligimizi dizayn etme emelleri barındıran bir grubun bulunduğu iddiası her geçen gün iddiadan şüpheden uzaklaşarak bir gerçek haline gelmektedir. Soruşturma başlatılmalı. Gelinen noktadan... Süper Lig kulüplerimiz, eski FIFA kokartlı hakemler ve son olarak Serkan Çınar'ın açıklamaları mevcutken hala ciddi bir soruşturmanın başlatılmamış olması kabul edilebilir nitelikte değildir. Kaldı ki tüm bu iddiaların belirli hakemler üzerinde yoğunlaşması, bak belirli hakemler üzerinde yoğunlaşması. Skandal niteliğindeki her olayda belli ha belirli hakemlerin isimlerinin geçmesi, belirli hakemlerin üstünde yoğunlaşması, onların isminin geçmesi iddialarımız ispatlan niteliktedir. Nihayetinde son aylarda kamuoyunun gündemine gelen ciddi boyuttaki iddialar karşısında Sayın Federasyonumuzun harekete geçmesini başta Merkez Hakem Kurulu olmak üzere ilgili federasyon kurullarınca soruşturma süreçlerinin vakit kaybetmeksizin başlatılmasını ve kamuoyuna duyurulmasını talep ederiz. Saygılarımızda Burak Çağlan Kızılhan Genel Sekreter Yönetim Kurulu üyesi. Şimdi arkadaşlar hakemin orada açıklaması şu şekilde ben pozisyonu avut verdim yerimi aldım oyuncular da itiraz ediyor çünkü bir ayak savurma var vurma var var hakemi kontrol ediyorum hocam oyuncusu Topa vuruyor. Savunma oyuncusu hücum oyuncusunun ayağına vuruyor. Offside'i kontrol ediyorum dedi. Burada iş değişti şimdi. Oyuncular da itiraz ediyor. Tamam beyler çok hızlı gelişti olay. Biz de kaçırdık diyoruz. Var hakemi offside'i kontrol ediyor. Vurma olduğunu söyledi. Gidip inceleyeceğiz diyoruz. Var hakemi çağırdı. Gittik baktık ki bir görüntü gösterdiler bana. Dedim ki bu pozisyon için beni niye çağırdınız? Ne gördünüz bu pozisyonda dedim. Hocam o görüntü değil başka bir görüntü var. Biz sana göstereceğiz dediler. Görüntü geldi. Tabi orada izlediğiniz ekranda küçük. Ben görüntüye bakıyorum. Siz burada teması görüyor musunuz diyorum. Hocam burada vuruyor diyor. Hücum oyuncusu burada topa vuruyor. Savunma oyuncusunun savurduğu ayakta hücum oyuncusunun ayağına geliyor diyor. Tamam siz görüyor musunuz? Evet emin misiniz? Değil mi diyorum. Evet diyorlar. Görüyorsanız o zaman tamam penaltıyı veriyorum dedim. Tamam hocam dediler. Verdik penaltıyı. Bana gösterilen görüntü yayına gelmiyor. İşin tuhaf tarafı ne biliyor musunuz? O yayına yansımayan görüntü gözlemciler maç bitermesi hemen gider. Yayıncı kuruluştan o görüntüyü alır. Hakem, sahada hakem 15 dakika hakemle toplantı yapar. Orada kritik pozisyonları değerlendirir. Sonra gider raporuna yazar falan diye anlatıyor. Şimdi ben size soruyorum. Adalet herkes için adalet mi? Bu olayların Trabzonspor'un başına gelmeyeceğini bana garanti edin. Beşiktaş'ın başına gelmeyeceğini garanti edin. Hatta bir tık daha öteye gideyim mi? Biraz da saygısızlık olacak ama. Bugün taptıkları Galatasarayı, yarın artıkları Galatasaraya çevirip, yarın bu olayları Galatasarayın başına getirmeyecekleri ne malum? Yani şöyle bir şey söyleyeyim, bakın adalet herkes için adalet. Fenerbahçe bir pozisyon yaşıyor, bu pozisyonu sizin lehinize olsa ya da aleyhinize olsa ne diye değerlendirirsiniz, ona göre değerlendirin. Ben kendimle gurur duyuyorum, 12 numara beceren yöneticilerine gurur duyuyorum, adı Fenerbahçe tarafına gurur duyuyorum. Tayfun'un kırmızı kartı. Evet kırmızı kart. Son adam geçti. Kaleciyle karşı karşıya kalacak falan. Bir Fenerbahçe elden bile duymadım. Hepimiz aynı cümleleri söyledik. Son adam değil ki. Diğerinin yakalama ihtimali var. Hayır bu kırmızı kart olamaz. Bunun değişmesi lazım. Dönmesi lazım bak. Fenerbahçe şöyle başvuruda bulunmuyor. Arkadaş Tayfur orada kırmızı yediydi. Varın karışmaması lazım. Bugün buna karıştı. Yarın neye karışacak demiyor. Ben takımımla gurur duyuyorum. Ama şunu söyleyeyim. Hani bugün Fenerbahçe'nin canının yanmasından, düşmanlığınızdan dolayı memnunsunuz ya. Yarın canınız yandığında nereye başvuracaksınız? Benim hep verdiğim bir örnek var arkadaşlar. Allah herkesi e, iftiradan korusun. Başınıza bir iftira gelirse kendinizi aklamanız, paklamanız için çok daha fazla efor sarf etmeniz lazım. Yani size atılan iftira bir e, çabayla atıldı diyelim. Siz bin çabada gösterseniz kurtulamazsınız. Kurtulamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Kurtulamazsınız. Bakın adalet dediğim gibi herkes için adalet. Fenerbahçe yoluna dolu dizgin gidiyor. Fenerbahçe çok iyi gidiyor. Fenerbahçe'ye şampiyonluk yakışır. Hani bu oyun Galatasaray'ı yenmeye yeter mi yetmez mi? Bunları konuşmamız lazım. Biz neyi konuşuyoruz? Hala hakem rezaleti. Ya bir takımın geçmişinde bu kadar skandallar varken bak çok da güzel sıyrılma yöntemleri var. Diyorsun ki ya Mesut Bakkal söyledi itiraf etti Galatasaray şike yapmış. Şikayetçi sizsiniz. Tetçeli şikayetçi sizsiniz. UEFA'da yazıyor var kayıtlar. E diyoruz ki FETÖ hani kumpas yargıtay kayıtlarında var. Her şey belli malum. Olsun. merak ediyorum bu görüşü savunan arkadaşlar hani başka neleri savunuyorlar? Harbi çok merak ediyorum. Kanıt, belge, delil adam dökü gönderdik. Yani uzun lafın kısası adalet herkes için adalet. Yani transferden falan daha önemli meseleler bunlar. Bak harbi söylüyorum. Bunlar transferden falan çok daha önemli meseleler. Çünkü transfer dediğim mesele sadece anlıktır. Transfer dediğim mesele günlüktür. Transfer dediğim mesele belki haftalıktır. Ama bunlar çok başka meseleler. Ve bunun üstüne düşülmesi lazım. Ben bundan bahsediyorum arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesi için oyun oyun falan hiçbir şey önemli değil. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesi için adaletli bir hakem yönetimi lazım. Her şeyden öte. Ondan sonra sahada görürüz zaten kim kimi yenebiliyor. Kim kime diş geçirebiliyor. Ama eğer olaylar böyle olursa ben size bir şey söyleyeyim. Bu bir de neyi getirir biliyor musunuz? Bu sıkıntıları getirir. Yarın bir gün Fenerbahçe Başkanı ya da Fenerbahçe Başkanı'na aday kişi ilişkilerini kullanıp şöyle dese. Arkadaş yıllardır Fenerbahçe'den çaldınız. Alın size şu kadar para. 3 sene boyunca şampiyonluğumu çalmayın. Bırakın rahat rahat şampiyon olayım dese. Hani bu cümle herhangi bir sıkıntı. Barındırmayan bir cümle. Maçlara adil yönetim de ben şampiyon olayım dese <laughs> 10 milyon euro bıraksa ortaya. Fenerbahçe Ar arka arkaya 3 sene boyunca şampiyon olmayı hak etmese bile şampiyon olsa. Bunun adı ne olur? Ha işte biz de yıllardır bundan şikayetçiyiz. Anlatabiliyor muyum? Adalet, herkes için adalet. Bu video transferden daha önemli ama bakalım Fenerbahçe taraftarı bu videoya gereken değeri verecek mi? Paylaşacak mı sosyal medyasında ya da ne bileyim sevdiklerine, sevdiği Fenerbahçelere bu videoyu izletecek mi? Hep birlikte izleyip göreceğiz destekleriniz için hepinize teşekkürler. Görüşmek üzere dostlar.